Memnun muyuz abi vatandaş olarak gidişattan? Ekonomiye dair vatandaşın şuncacık küçücük bir ayakkabı, çocuk ayakkabı 300 liraysa 300 lira mı aldı? 300 liraysa ekonomi yerin dibine batsın böyle ekonomi. Ekonomi mi kaldı? 7500 lira aylık alıyoruz, emekliyiz. 7500 lira. Harcıyorum harcıyorum bitmiyor. Çünkü hırsızlardan bize para yetmiyor. Sen nasıl görüyorsun kardeşimiz? Ekonomiye dair, gündeme dair konuşuyoruz. Ya şimdi ekonomi gerçekten çok kötü. Mesela bundan birkaç yıl öncesinde saç boyatmaya gidiyorduk en fazla 200 lira. Şimdi gidiyorsunuz 2700, 3000, 3500. Bunlar normal meblağlar değil. Zaten asgari ücret 10 bin lira, 17 bin 2 lira. Dalga geçer gibi oraya bir de 2 lira koymuşlar. Bu ne ya? Çocuk mu kandırıyorsunuz ya? Bu nedir ya? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Ben konuşuyorum. Özellikle senin gibi gençler değil de daha çok yaşı böyle 40'ın üzerinde olan insanlar... Memnun olanları görüyorum sokakta. Bu nasıl mümkün olabiliyor? Şöyle, bu tamamıyla toplum algısıyla ilgili. Bu insanlar bizden kültür bakımından daha yetersiz bir zamanda doğup daha yetersiz bir zamanda büyüdükleri için bazı araştırma kaynakları ellerinde bulunmamakta. O yüzden insanlar şu an günümüzde hani biz bir şeyleri araştırabiliyoruz. Biz bazı şeylerin gerçekliğini, doğruluğunu teyit edebiliyoruz. Ama bu insanlar bir şeylerin doğruluğunu teyit edebilecek yaşta değiller. O bilince de sahip değiller. Belli bir yaştan sonra beyin gerilemesi zaten başlıyor insanlarla. Bu yadırganamaz bir gerçek. Bazı insanların zaten düşünme algısı toplumumuza maalesef ki çok çok düşük. Saygı diye bir şey hiç kalmamış. Bir de bu insanlar zaten yaşı da büyük insanlar oluyor. Saygıdan dolayı bir şey de diyemiyoruz ama bazen gerçekten insanların tahammül sınırını zorluyorlar. Az önce abiye de sordum. Son seçimlere bakıyoruz. Çok geçmedi üzerinden. %52 bu düzene devam demiş ülkede. Demek ki bu nasıl yorumluyorsunuz siz? Memnun mu insanlar? Böyle mi söylüyoruz artık? Aslında bu halk biraz iflah olmaz gibi geliyor bana. Hani bir süre daha akıllarının başlarına gelmesi için beklemeleri lazım. %52 çok aslında ben doğru ve %100 temiz bir sonuç, düzgün bir seçim olduğunu düşünmüyorum. Bu seçimde kesinlikle ben başka etkenlerin de yer aldığını düşünüyorum ama bunu söylem. Evet, seçim sonuçları kesinlikle doğru değil. Ortada çünkü ilk başta sandıklar açılmaya başlandığında zaten ben en başından beri takip ettim süreci. Her mecra farklı bir oran veriyor bize. Hani bu nasıl olabiliyor? Bu sandıklarda ne var? Ne yapıldı mesela bu sürede? Mesela sandıkların başında durulmadı. Adamın biri oy verirken video çekiyor. Böyle bir şey mümkün olabilir mi ya? Sen nasıl bunu yapabilirsin? Sen bir gençsin, ülkenin geleceğisin. Muhalefet partileri var bir de. Onları nasıl değerlendiriyorsun? Muhalefet ülkemizde muhalefetliğini yapamadığı için ülkemizde insanlar da diyor ki hani zaten muhalefet bu durumda, ben de o zaman iktidar partiden devam edeyim görüşümü savunmaya. Çünkü muhalefet parti bile kendi düşündüğü, kendi çıkış sebebindeki amacı savunmuyor, savunamıyor. Çok yanlış bir propaganda izlediler seçimde ya da çok yanlış hareketlerde bulundular. Sen seçim gibi kritik bir süreci bile daha yönetemiyorsan zaten muhalefet bir parti olmasının mantığı yok. Muhalefet partilerin ben muhalefetlik yaptığını düşünmüyorum. Şunu sormak istiyorum. Senin gibi gençlerle konuştuğun zaman birçoğu, ve bu üzücü, yurt dışına gidiyor veya gitme yerleri kuruyor imkanı olan. Zaten Almanya'ya gitmek için burada kendim bir temel atıyorum. Ben Almanya'ya gideceğim ve ben profesör olduktan sonra bu ülkeye geri dönmeyi düşünüyorum. Çünkü hani ülke gerçekten çok kötü bir durumda. Mesela Hacettepe kazansam ailemin belki oraya göndermeye durumu yetmeyecek. Ama Almanya mesela üniversite kazandığında adamlar sana o imkanı zaten sağlıyor. Gel burada oku diye. Tabii ki de gençlerimiz burada okumak istemeyecek. Çünkü burada ne öğrenciye saygı duyuluyor, ne işte muhalefet düşüncelere saygı duyuluyor, ne yenilikçi fikirlere saygı duyuluyor. Hiçbir şeye saygı duyulmuyor. Tabii ki de gençlerimiz gitmek isteyecek. Yani bundan doğal ne var? Ülkenin geleceği olarak bizleri yönetenler seni duyuyor olsalardı bir şey söyler miydin buradan? Ben hiçbir şey söylemek istemiyorum gerçekten. Ben o riski alamam. Ekonomiye dair soruyoruz abi. Vatandaş nasıl görüyor ekonomik gidişatı? Bir yıl atlattık, yeni bir yıla giriyoruz. Yeni yıldan beklentilerimiz neler? Valla yeni yıldan iyi şeyler bekliyoruz. İyi şeyler ümit ediyoruz. Ekonomi de iyi. Herkesin yani durumu yerinde. Memnunsunuz ekonomik. Memnunum. Neye göre değerlendiriyorsunuz abi bunu? Aslında birçok insan memnun değil, o yüzden soruyorum. Niye memnun değil? Memnun olmasının sebebi ne? Ne bileyim abi, Merkez Bankası Başkanı bile bugün ev tutamadığı bir ülkede. Yani vatandaş memnun dediği zaman. Yok, hayır öyle değil abi. Merkez Bankası Başkanı ev tutamadı diye bir şey var mı ya? Annesinin tutamadı. Evine geçti abi, haberiniz yok mu? Yok. Gündemi takip etmiyor musun? Ya onlar şimdi şöyle, yani kasıtlı basın onu öyle şey yapıyor, toplum veriyor da. Yani Merkez Bankası Başkanı'nın ev tutamaması diye bir şey söz konusu olamaz yani bu ülkede. Olmamalı zaten, olamaz da. Bunu kasıtlı insanlar bunu tutuyor, Merkez Bankası Başkanı ev tutamadı, annesinin başını. Ya öyle şey olur mu? Saçma sapan şey bu ya. Ya merkez... Yani
söyledi ya abi, evler ev kiraları pahalı dedi. Değil pahalı mi? Pahalı değil mi? Ya pahalı olabilir mi? Hayat pahalı. Bir kişi inşaatta çalışsa günlük bin lira. Yani günlük bin ülke lira. İnşaatta çalışamaz değil mi? Herkes inşaatta çalışamaz. Ne yapacaksın? Mecbursun, çalışacaksın. Yani böyle sokak dolaşayım da ekonomi nasıl öyle diyerekten, yani iyi mi kötü mü diyerekten, yani araştırmaktansa inşaat çalışmak bence evladır yani. İnşaat kötü. Ben inşaatta mı çalışayım? Şimdi demiyorum. Sen bana soruyorsun bende de. Ben genel manada konuşuyorum yani. İnşaatta bir kişinin en düşük bir kişinin bir günlük yevmiyesi 1000 lira. En az. Aylık inşaat, ne yapıyor? İşte, Türkiye ekonomisini inşaatla kıyaslayamazsınız. Onu diyorum. Bazı veriler var. Şimdi enflasyon verileri ortada. TL'nin nasıl değer kaybettiği ortada. Ne zaman bekliyorsun sen yani? Ben şunu deyin demiyorum ama ekonomi iyi dediğiniz zaman. Bu rakamlar şimdi bu şu anda olmuş değil ki bunlar yani. Bu 100 yıldır böyle yani. Bu rakamlar böyle. 3 yıl önce dolar, euro 4 liraydı, 7 liraydı. Şimdi gelmiş 30 liraya, 32 liraya. Ankara'da 96'larda ne oldu, neler oldu? Doların, euronun ne hale geldiğini. O zamanlar mark vardı. Ne olmuştu abi? O zamanlar ne oldu? Ankara, Sakarya'da insanlar böyle sokak dolandılar. Evler dolarla borçlandılar. Ondan sonra dolarla da devalüasyon oldu. Ondan sonra alın bu evlerimizi, borçlanın, bize bu borçtan kurtarın diye insanlar. Sebebi neydi? Bu ülkede sıkıntılar olmuş. Hatta yağ kuyrukları, şeker kuyrukları olmuş. Doğru mu? Bu dediğim olay 30 yıllık olay. Tamam. Yani Türkiye'nin hemen böyle iyi olmuş bir şey yok ki. Peki abi, yani sebebi neydi o günlerin? Yok. O sıkıntıların sebebi neydi? Sebebi devalüasyondu. Telefonu çıkarabilir misin dayı? Ya telefonu boş ver, telefon basit şey. Hayır, şeyi soruyorum abi. O günkü sıkıntıların sebebi neydi? Onu merak ediyorum. Basit şeyler, telefonun sebebi neydi? Evin neydi? Bak, adam şurada nelerle gidiyor? Bak dayı, 100 bin lira. Bak 50 bin lira. Aynen öyle işte bak. Şimdi bir dakika çıkar. Benim telefonum vallahi sen şeyin ben. Tamam çıkar. Ben Sağlık Bakanlığı çalışanım Ankara'da. Abi, ama bak telefonuma bak. Devlettesin, çıkar. 3 bin lira, 3 bin liralık telefon. Dayı bu ne? Bırak dayı bu iş. Yani sen tutmadı değil mi yani? Abi. Yani şimdi... Yani tepkimi göstereyim. Yani çıkayım da bu devlete karşı şey mi yapayım yani? Devletle alaka. Devlet biziz. Devlete kimse tepki gösteremez. Devlet kim abi ya? Yani devlet kim olduğunu sen bilmiyor musun daha? Şimdi biz ekonomi kötü dediğimiz zaman vatan haini mi oluyoruz abi? Yani böyle mi oluyor? Devlet bunu böyle yapacağını. Devlet benim abi, devlet sensin. Yani bunu böyle yapacağını, insanlardan böyle bir yerlere böyle tepki göstereceğine, daha başka şeyler düşünsen. Tepki falan göstermedim. Şimdi ben gazeteciyim ve soru cevap olarak konuşuyoruz sizle. Konuşuyorsun da sen kasıtlı konuşuyorsun yani. Kasıtlı yani. Yok. Bir yerlere böyle taş atmak, durmadan bir yerlere taşlamak, hayır, bir yerlere taşlamak. Kimi taşıyoruz abi? Taşıyoruz? Ben kimi taşıyorum mesela? Ya bir şeyler taşıyorum. Anlıyorsun ya beni, onu diyorum. Kimi taşıyorum ben? Bilemem ya. Bir dakika. Hayır. Ben taşıyoruz. Hayır ben buraya tamam. Konuşuyorum ama. Abi 30 yıl öncesinden örnek veriyorsunuz. Ekonomi pek iyi değildi. O zaman sıkıntılar vardı diyorsunuz. O günkü yılın sebebi neydi? Hayır demiyorum bak. Yani iyiydi kötü demiyorum ben. O zaman da mühendisler oldu, doktorlar oldu, hemşireler oldu. Yani devletimiz devam ediyor. Devlet devam ediyor. Devletle alakalı hiçbir şey konuşmuyoruz burada. Ülkemiz devam ediyor. Ülkemiz devam ediyor. Olmaz, biz olduğumuz sürece yıkılmayacak, kimse yıkamaz zaten ha bu ülkeyi. Ne alakası var? Her şey böyle yani gülistanlık olamayacak. Ben diyorum ki mesela şurada konuşuyorlar. Asgari ücret bugün 17 bin lira oldu. Emekliler 11 bin lira, 17 bin 2 lira oldu diyorlar. Olur mu diyorlar da. Ben de diyorum ki onlara gidip avukat olaydınız kardeşim. Niye olmadınız avukat yani? Öğretmen olaydınız. Ne mezunusunuz abi? Ben işletme mezunuyum. Ha tamam. Ekonomiden az çok anlarsınız. O yüzden soruyorum. Yani Türk lirası. Ben ekonomi okudum ben. Yani anlamak örnek değil de. Yani sen de onlar olaydın yani. Örnek veriyorum. Türk de örnek değil. Bir şey bak, konuşamıyorum. Asgari ücretlinin evinde. Başkası konuşsun. Hayır. Asgari ücretli bir evin, ailenin evinde ve emekli olmuş bir insanın evinde. Zaten emekli olmuş adam belli. 60 yaşına gelmiş benim gibi. Bir şeyleri var bu adamın. Evi var, çocuğu var. Yoksa ne yapalım? Bilmiyorum. Ölsün. Ne yapacak yani? Ölsün hayır. Ölen yok ülkede. Ülkemizde ölen yok. İki gün önce bir insan, vatandaş intihar etti abi, gördünüz mü? Onlar kasıtlı onlar. Ülkemizde kasıtlı. Kasıtlı kendini öldürür yok. Hayır ölen yok. Neye kasten yapmış bunu peki? Kasıtlı dediniz ya. Kasten yaptığını bilmiyorum. Onun sorunu. Benim sorunum değil yani. Bana girmeyelim. Şimdi kasıtlı diyorsunuz ya insana. Yapılan şeyler yanlış bu ülkeye bak. Yani bu yapılan şeyler yanlış bakın yani. Biz abi, bu ülkede yanlış olan neydi? Yani biz bu ülkede yaşıyoruz. Bu toplumda yaşıyoruz. Ben de milliyetçiyim ve bu milletin ezilmesini istemiyorum mesela. O yüzden bunları soruyorum size. Ülkemizin, topraklarımızın kıymetini, bayrağımızın kıymetini bilmemiz lazım. Satmayalım toprakları yani, değil mi? Kesinlikle. Vatandaşlık uğruna. Bizim atalarımız bu memleket için canlarını verdiler. Ama evlatları maalesef ne hale geldi yani. Bugün satılıyor mesela. Vatandaşlık da hediye ediyoruz yanında. Buna tepkiniz ne? Sen de bakın yani. Bak, buraya ne konuşuyoruz? Sen de gel, sen de buraya konuş. Ha tamam. Yani şimdi söyle yani. Yani varsa devletimiz için. Yani hiç ülkede bakıyor musun? Başka ülkede. Abi bir şey söyleyeceğim. En baştan şunu bir ayıralım. Şimdi devletle. Var mı ülkede? Abi. Dünyadan? Yok abi, yok ya. Devlet karalama diyorsunuz. En baştan şunu bir ayıralım.
okumuş insansınız. Ama hükümet hükümetle devlet bambaşka şeyler. Abi bak, hükümetle devlet bambaşka şeyler. Bunu önce bir ayırın. Burada kimse devleti kötüleyemez. Önce ben karşı çıkarım. Hükümet bambaşka bir şey. Hükümetler geçicidir abi. Devlet bakidir. Bunun ayrımını bir yapın önce. Ondan sonra konuşalım. Böyle konuştuğunuz zaman konuştuğunuz şeylerin ucu başka yere gidiyor. Hayır, başka yere gitme yok. Başka yere gitme yok. Ama kimse devleti kötüleyemez. Ekonomi yapan kim yapıyor acaba? Ekonomi konuşuyorsun, devleti konuşuyorsun ama. Devlet 3 saattir, 4 saattir eşimle çarşıdayız. Bak, bir simit aldık sadece. Bir simit. Şimdi eve gidiyoruz koşa koşa. Hani taş abi, herkes doktor olsun, bilmem ne olsun diyor. Öyle kolay olsaydı tamam mı? Şu zamanda olurdu. Ne doktorun kadın, ne avukatın, ne işletmecinin. Yani sizinki, yani şu simit alıyor emekli falan, hep öyle var ya, vatan hainliği bence yani. Tabii ki. Vallahi billahi vatan hainliği. Ne vatan hainliği? Vatan hainliği olmak bu kadar kolay mı? Geldiği şimdi şurada hayırcı. Şurada git. Şurada git. Şurada git. Antalya'da internette en ucuz otel 1000 liradan başlıyor. 1000 lira, 1500 lira bir otel. 1000 liradan başlıyor. Antalya'da bir gecelik otel o da. Şimdi bu adam vatan haini abi sen. Ama vatan haini değil, simit almış ama simit alabilmemiş. Bunlar ne alakası? Yani siz bunu böyle yaparak ne yapmaya çalışıyorsunuz yani? Nasıl yaparak abi? Bir dakika. Hayır. Lütfen, nerelisiniz? Ben buraya muhatap oluyorum. Hayır hayır. Abi nerelisiniz? Ya ben nereli oldum? Karadenizlisiniz. Olmuş olsaydı şimdi abi. Hayır hayır, ben simit yiyorum dediği için bu adam vatan haini mi oldu, ya da ekonomi iyi değil dediği için vatan haini mi oldu? Siz 30 yıl önce dediniz ki ekonomi şöyleydi. Tamam, ekonomi iyi değildir diyorsunuz da ekonominin iyi olmamasıyla bu röportajlarla nereye mi varacaksınız? Ben anlamıyorum yani. Bak, biz vatandaşın görüşünü alıyoruz normalde. Yani bunu şu yapanlar yani bu ekonomi iyi değil diyenler belli bir kesim bunlar yani. Hangi kesim? Mesela kim, hangi kesim abi? Abi niye öyle? Nasıl edecek? Yazar ve saat. Ya sen çok heveslisin. Buyur gel buraya konuş. Bana hangi kesim o? Ekonomi kötü diyen hangi kesim? Ben de muhatap oluyorum bak. Hayır, benle muhatap. Ben seninle muhatap değilim ben. Ben buraya sordum. Ben de görüşlerimi ifade ediyorum. Ve söylüyorum. Yani illaki yani hükümet iki dönem güzeldi. Ondan sonra su koydular abi. Abi bakın, hala devlet diyorsunuz. Burada kimse devleti kötüleyemez. Bakın önce ben karşı çıkarım buna. Kardeşim bak, devletle hükümeti ayırt edeceğim. Ben o yeterlikteyim insanım. Ben hükümetle devleti ayırt edebilecek insanım. Ama vatan haini diyorsunuz adam abi. Bu ayıp bir şey ya. Yapmakla hem devleti hem milleti hem de bu ülkeni kötülüyorsun ama yani. O zaman ne olacak yani? Soralım. Ne olacak toplumda? Ben şöyle bir şey sorayım. Burada ekonomiden memnun olan var mı? Yok. Hayır. Tamam, yoksa yok, tamam, olmayabilir. Burada herkes vatan haini mi abi? Ben memnunum. Herkes vatan haini burada. Herkesten ben memnunum. Hadi bak, şunu diyorum. Herkes vatan haini mi oldu şimdi burada? Hayır, vatan haini değil. Ama yani şimdi ben memnun değilim diyerekten nereye gideceksiniz anlamıyorum ben. Bir ekonomide memnun siz varsınız. Ne gidiyorsun? Şuraya gidiyorsun her türlü. Bir domuz. Nasıl gelecek? Ya zaten yükseltti yani. 11 bin liradan. 17 bin lira ne abi? 24 bin lira olması lazım asgari ücret. 22 bin lira. Valla bak, şimdi şöyle söyleyeyim bak. Bir dakika dinle bak. Ya şu anladım, bir dakika ya. Tamam, ben de cevap veriyorum. Artıyorsan milletin maaşı da artarsın. Asgari ücretle mi çalışıyorsun sen? Evet. Asgari ücretle mi? Evet. Valla asgari ücret 24 bin lira olsa seni işsiz bırakırlar. Hayır kirayı boş ver. O kafa yanlış. Abi? O değil. Hayır, bir dakika ya, cevap veriyorum. Ben kiradayım abi. Asgari ücret 24 bin lira olursa ertesi gün seni patronun sokağa koyar. Niye koysun abi? Ya adam. Doları da artıyor abi. Asgari ücret bak. Ya bak, anlıyor musun bak? 6 ay sonra olacak. Ya, ekonomi düzelsin abi. Ya asgari ücret devletin önderlik yaptığı ama devleti ilgilendirmeyen bir rakam yani. Devlet bunu ayarlamaz. Senin patronun ayarlar devleti ya. Niye öyle diyorsun abi? Ya asgari ücret kardeşim bak, anlamıyorsun sen. Kurbazında artsın abi. Kurbazında artsın değil ki ama. Tavuk kilosu kaç para şimdi abi? Ama şimdi devlet tam kurbazında artsın da. Milletin maaşı artsın abi. Senin dediğin gibi artarsa var ya, devlet de kalmaz, millet de kalmaz. Anladın mı? Aynen, gözün seveyim değil. Ben vatan millet Sakarya ayrı konu, ekonomi ayrı konu. Biz yıllardır bunun parası çok. Ya evet. Şimdi asgari, hayır yok, gerek yok yani, değil. Asgari ücret değil. Çalışıyorsan sen yani. Kira kaç para abi? Ya kirayı boş ver. Bir dakika, niye boş veriyor kirayı, niye boş versin? Bak, özel iş yerinde çalışıyorsun. Bir dakika. Ya bir dakika, öyle ben dinle, ben anlamıyorsun ki. Asgari ücretle çalışıyorsan 17 bin lirayla iş yerinde. Yani asgari ücretin yetmiyorsa senin patronunla, orada iş yerindeki patronunla sen gerekli bir eleman olursan, oraya faydalı olursan devlet patronun zaten senin maaşını 30 bin lira yapacaktır. Ama sen hayır, önce değil. Batar diyorsun ya abi. Ama sen 17 bin liralık çalışıyorsan sana zaten patronun 17 bin lira verecektir. 17 bin lira. Dolayısıyla o parayla sen mutlu olmamaya, mutlu olmaya devam edeceksin. Senin dediğin özel sektör gıdalara zam yaparak zaten o parayı çıkarıyor. Ya çıkarmasını bilmem ben. Zaten dediğin gibi 25 bin lira asgari ücret olursa 25
25 binde olursa patronun seni kapıya koyar abi. Ben onu bulamıyorum. Peki, teşekkür ederim. Abi şerefime namusuma bu boş konuşuyor. Şerefime diyorum sana. Sen git bak sen git evine yat. Uyu tamam mı? Sen git evine yat uyu. Senin beynin artık... Boş konuşuyorsun. Boş. Şerefime boş konuşuyor. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Bitireyim hadi. Gel. Bir şey söyleyebilir miyim? Az önceki buraya gelen Simitli abi var ya. Evet. O adamın ekonomisi iyi olsa, maddi durumu iyi olsa sizce simit mi yerdi? Yemez. Gider hamburger yer, onu yer bunu yer. Yani ekonomisi yok ki yiyemiyor. Sen, adam boş konuşuyor. Sen kaç yaşındasın? Ben 13 yaşındayım abi. 13 yaşındaki çocuğun konuştuklarını 60 yaşındaki adam konuşamıyor. Anlamıyor ki abi, anlamıyor. Abi adamı kaç tane var abi? Bu yaşlılar hepsi bitmiş. Kafalar artık uymuyor yani. Abi, oy vere. Adam gidiyor bir makarna veriyor. Erdoğan gidiyor bir makarna veriyor adama. Diyor tamam abi bu da oy, ona oy veriyor. Hemen oy veriyor. İşte beyinleri artık durmuş. Beyinleri vallahi durmuş. Kardeşim adam şimdi herkesin... olarak kardeşim öyle adamlar. Abi senin durumun iyi mi? Bak senin durumun iyi mi? Boş konuşsana sen durumu iyi. Abi adam burada kimsenin durumu iyi değil abi. Boş konuşuyorlar ya. Memnun değiliz ki abi. 7500'e mahkum ettiler bizi. Emeklisiniz. Aynen. EYT'den emekli olduk ama bir işe yaramadı. Niye yarayacak abi? Memur emeklisine verdi. Memurlara verdi. Bu ülkede memur mu var? İşçiler nerede geç? Bu ülkede işçi yok mu? İşçi de çok. İşçiye niye vermiyorsun kardeşim var? Herkese veriyorsan eşit davranacak. Bir ekmeği ikiye bölecek. Yani 3/2 memura verip de 1/3 işçiye veremezsin. Memur da aynı, işçi de aynı. Ekonomideki bu sıkıntıların sebebi ne abi? Neden bu durumda ekonomi? Abi neden bu dönemdeyiz? Yani ya politikadan dolayı yani iyi bir politika yapmıyorlar. Muhalefet de iyi değil yani. İktidar da pek şu anda son zamanlarda iyice abartmaya başladı. Siz kimi desteklediniz abi son seçimlerde? Abi ben de kalsın ya. Son seçimlere bakarsak %52 ile vatandaş bu düzene devam demiş. Yani demek ki insanlar halinden memnun mu abi? Böyle mi yorumluyoruz? Abi bizim insanımız koyun gibi nereye sürersin o yanına gidiyor. Adamın eline fazladan... Böyle seçim ortamı geldiği zaman çıkarıyor adam işte memura, işçiye ona buna veriyor. Sus payı gibi yani. Verince adam ondan sonra ister istemez şey yapmak zorunda kalıyor yani. Halinde memnun olanları da görüyoruz abi. Yok be abi ya. Sor. Kime sorarsan sor. Memnun değil ki abi. Nerede bu? Çocuğunuz mu abi? İkizlerim ben. Nasıl ya. Görüyorsunuz abi geleceğini çocukların? Abi bir gelecekleri yok. Sıfır. Vatandaş ekonomik gidişattan memnun mu? Bunu soruyoruz efendim. Memnun musunuz? Şöyle bakınca bana... İyi gibi geliyor yani her şey yolunda gibi. Yani bakınca nasıl anlıyorsunuz tam olarak onu anlayamadım. Bakınca nasıl anlıyorum? Yoğunluğa bakınca. Yani kalabalıkla mı ölçüyorsunuz aynen. Efendim? Ben o şekilde. Hani markete falan gidiyorsunuzdur yani ekonomi, dolar, euro. Bana göre şu anda her şey yolunda gibi. Türkiye'de mi yaşıyorsunuz siz? Evet. Kötü ben söyleyeyim yani. Memnun, kim memnun, memnun musunuz? Az önceki Allah memnundu. Ya nasıl memnun olabilir? Yani kalabalığa bakıyormuş iyiymiş abi. Hangi kalabalık? Hani kim ne alıyor? Kimse bir şey almıyor ki. Bu kadar yani. Neden memnun değilsiniz abi? Bir şey alınmıyor. Asgari ücret bugün kaç? 17+2 yapmış. Yazıklar olsun. 2 TL ne demek yani? He? Kendi maaşını niye yapmıyorlar? Aynen. Güzel bir gelir bekliyoruz. Bekliyorsunuz. Umudunuz var. Evet. Ekonomiden memnun muyuz şu anki ekonomiden? Şu anda memnun değiliz ya. Neden değiliz abi? Her şey zam. Bunun sebebi ne? Her şeye zam dediniz. Evet. Yeni yılla birlikte yine zamlar eklenerek devam ediyor. Bunun sebebi ne abi? Neden hayat pahalı bizde? Vallahi öyle. Orası tam bilmiyorum.